Arkadaşlar biz ne yaşadık öyle ya? Bizi geç de asıl sen ne yaptın ya? Sen de nasıl panik oldun ama? Ben sorumluluk almıyorum. Kızım hayatında torak atomu gören mi var? Derslerde 3-5 kere görüp geçtiğimiz bir uygulama. Hayır, sonu iyi bitti şükür ama çok riskli hareketti bence. Ha, tamam ben o an olmamış kabul edeceğim ama. Vallahi ben de hala inanamıyorum. Lakabının hakkını verdin ama helal olsun. Sıkı delisin. Ah gel öldük açlıktan. Of pastırmalı kaşar da yaptırdın değil mi? O astrolit hocam sonsuz olmaz. Of çok güzel kokuyor. Leyla hocam siz önden buyurun hak ettiniz. Hocam başka bir şey var mı? Yok şunu göm başka da bir şey yok. Tamam hocam alayım. Afiyet olsun çocuklar. Sağ olun hocam. Leyla, gelsene şöyle bir. Tuz bir lokma yeseydi bana. Sen ne yaptın Leyla? Ne yapmışım hocam? Zatürre sepsis hastasıyla ilgili. Neden beni çağırmadın? Çünkü göğsü delik bir hastayı ameliyathaneye götürmem gerekiyordu. Zatürre olan hasta. Daha önce gelmedi mi buraya? Evet hocam ama hayati bulguları stabildi yani. Sadece hafif bir ateşi vardı. Ha, hafif ateş acil durum değil mi yani? Bir hastanın durumunun acil olması için illa kalbinin delinmesi mi gerek kızım? Hocam yani ben öyle bir şey demek istemiyorum. Hastada ARDS vardı. İntern 5 dakika gecikseydi hasta ölmüş olacaktı. Senden göğsünü kontrol edip kan tahlili yapmanı istemedi mi? Evet ama diğer hasta... Soruma cevap ver kızım. Sana iki kere sormuş. Neden görmezden geldin? Ben görmezden gelmedim. Belli. Hocam, Leyla müdahale etmeseydi hastayı kaybedecektik. Bir risk aldı ve başardı. Ben burada vakaları yarıştırmıyorum kızım. Bir bakış açısını, bir zihniyeti eleştiriyorum. Çömez'in gördüğünü asistan görmüyorsa işimiz var demek. Özür dilerim. Benden dileme. Benden özür filan dileme. Git hastadan dile. Az daha öldürüyordun kadını. Üzülme. Sen doğru olanı yaptın. Selim Hoca biraz serttir biliyorsun. Hocada bir şey yok. Hep o Çömez yüzünden. Dedim ben size. Normal değil o çocuk. Nasıl hemen gidip yetiştirmiş hocaya? Devrecilik şart bunlara, şart.